Gelecek misin daha? Hayır diyor. Hadi biz gidiyoruz, güle güle. Bay bay. Evet, Nefaydan son anları. Öşek yalancı. Ben iki adım geldim, sen bir adım geldin. Şu an var ya bağlı falan. Yani şu an gelse buraya çok rahat gelebilir. Yükü bayağı olsun. Isırma tamam mı beni? Tepme de. Sevmedim. Yapacak bir şey yok. Bizde zorla yedirmek yok yani. Kaçayım mı? Yavaştan. Bir anda bir saldırıyormuş. Tamam hadi bu kadar. Şansımı zorlamak yeterli. Yemedi, yapacak bir şey yok. Dur, kenar kasıyor. Bu biraz agresif duruyor. Ama yolumuzun üstüne ne yapacağız? Bence sağdan geçelim. Sağdan geçelim abi. Bak ayağını falan şey ama bu yapıyor. Tam bağlı. Bu tam bağlı. Bak ama bence tam bağlı değil abi ya. Bence tam bağlı. Ben daha hareket edemiyorum. Bağlı olduğu yeri görüyorum abi. Kopartıra bence çok güzel. Yol şu an nereden gidiyor? Yani bu böyle bir yerden. Yalan söyleme. Yol bunun yanından gidiyor abi. Ya buradan da gidiliyor da yani şöyle. Ya bir şey yapmaz. Çekmiş gibi hareketler yapıyor bu ya. Abi o bence saldırma işareti değil mi abi o? Kendini boğa sanıyor. Hayır abicim o. Saldırma işareti değil mi abi? Değil tabii ki. O şey ya yapıyor. Orayı kazıyor yani sadece. İtalya'da mı? Değişik bir dans türü gibi. Tamam ben önden gidiyorum. Nereden gidilecek? Valla abi şöyle yani böyle gideceğiz. Ama benim tavsiyem şöyle sağdan biraz daha. Abi bağlı ya. Zaten at ya at. Eşek değil at. Aa bu da geliyor. Abi öteki de geliyor zaten. Çapraz ateş arasında kaldık. Gel mi diyormuş. Aynen. Çağırıyor arkadaşlarını. Biz geçeceğiz mi? Öşek şey yalancı bak biz ona bir şey yapmadık. Tarihin en son hikayesi atlara karşı insanlar. İhtiyat tarafından sıkıştıralım. Bak seni kim tutsak ettiyse biz o insanlardan değiliz. Biz iyi insanız. İstersen salalım seni. Aynen. Bize kalsa... Bize kalsa yani hiç atla hiç uğraşmayız. Direkt otobüs her yere. Metro otobüs yaparız yani. Hiç atla uğraşmayız. Bence sal. Tavsiyem şu Ayşe'nin yanından da geçilir yani. Nereden? Buradaki Ayşe'nin. Hey Allah'ım ya. Gelirseniz gelirim. Bence buradaki ağaçların yanından geçelim. Oradan mı geçelim abi? Ne olur birken kötü. İşaretleri yapıyor. Kendini belki boğa sanıyor olabilir. Ya da tanıdık bir boğa varsa öğrenmiştir. Sakinledi bence. Tanıdık bir boğası varsa. Tam bak o zaman şuradan. Diyecektim tam. Ama harbiden bağlı yazık. Yazık bak çok sıkı bağlamışlar. Sıkı bağlamışlar gerçekten. Bak o zaman şöyle yapalım. Bak buraya gelemez. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim bak. Şş, sakin sakin. Ya şuradan diyorum ya şuradan. Abi bence buradan geçelim ya. Macera tüneli. Bu ışığı çok parlatıyor ya. Buraya çıkana kadar ağzımıza sıçıldı. Büyük ihtimalle bazı yerlerden yanlış girdik. Sonra düzgün patikaya çıktık neyse ki. Sonra neredeyse yoldan devam ediyorduk yani.
Evet Ramazan, bulduk mu çaputu? Bulduk abi. Bu arada kar gözüktü. Evet. Hiç kar görebilecek miyiz diyordum. Biraz görebileceğiz sanırım. İşaret buldum buraya. Donmuş ağacımızı da gördük. Çok aşırı derecede soğuktu. Aynı zamanda Semih arkadaşımız işaret koyuyor. Daha net gözükmesi için. Çaput bağlamışlar. Evet, çaput bağlamışlar. Koca arayan kızlar. Sağ olsunlar. Mahmut yatırına. Mahmut Hazretleri yatırına. Mesela şurada yukarıda bir tane var. Görüyorsunuz. Şurada. Şu an tam ormanın içindeyiz. En sevdiğim parkur çeşidi bu. Daha doğrusu yol çeşidi bu. Yani normal araba yolunda değilsin. Ve dikenlerin arasından da mücadele etmiyorsun. Normal adam gibi yürüyorsun abi. Burada da mesela bir işaret var. Tabii dik yerine düz olsa daha çok seveceğim ama olsun. İşte kar. İşte kar. Hafiften gözüktü. Evet, kar dedik ama buzmuş. Buraları hatırlıyorum. Eğer doğru hatırladığım yerse bayağı zorlu bir çıkış var. Biz o çıkışın neresine kadar gideceğiz bilmiyorum. Bir sonraki checkpoint'e, bir sonraki noktaya kadar gideceğiz. Hedefimiz orası çünkü onun biraz solunda bir açıklık var. Oranın Mahmut Sırt olduğunu umuyorum. Oraya bakmak istiyorum. Buzlara geldik. Evet. Teknik olarak kar diyebilir miyiz? Hala buz. Ya güzel gerçekten görüntü. Evet, aslında geleceğimiz yer şöyle, şurada bir çeşme olması lazım. Hedefimiz burasıydı. Buradan sonra daha böyle karlı manzara görebilmek için biraz daha sağ yapacaktık. Oraya gidebilecek miydik bilmiyorum ama yani karın zaten dibine gel. Karın tillağına geldiğimiz için şu anda burada yapacağız molamızı. Burada artık takılacağız, yemek yiyeceğiz. Arkadaşımız, Semih arkadaşımız ateş yakacak. Normalde o işlere hiç girmem de. Arkadaşımız ateş çok seven birisi olduğu için burada da orman yakma gibi bir ihtimal olmadığı için karın ortasında dedim tamam sen de ateş yak. Ondan sonra bak buralar kuyku var ya, çok güzel şu anda. Yani İzmirli olunca karı görmek için ta dağın tepesine olmasa da eteğine çıkıyorsun. Dağın tepesinde bu kadar olmayabilir ha. Burası nasıl böyle güzel bir yerse yani tam oturmuş buraya kar. Ve hava şu anda kesinlikle soğuk falan da değil. Rüzgar da yok. Şu an çok ideal. 10 numara. Burada kardan adam yapacaktık ama kar az olduğu için ancak kardan Ermeni travesti güzel yapabildik. Ah. GG.
Evet, görüyorsunuz işte gerçek kar ortamı burası. Gerçek kar ortamı Mahmut Dağı abi. Fak Uludağ. Gerçek kar ortamı burası. Bak, ne çamur var, ne yerde izmaritler var, ne sürekli sağda solda Arapça bağıran insanlar var. Hatta insan yok yani. Hiçbir şey yok. Sadece insanlar geçmiş, onun ayak izi var, o kadar. Özellikle cumartesi olunca, bak yürürken 8 bit Commodore 64 sesi çıkıyor bak. Gördün mü? 8 bit Commodore 64 koşma sesi çıkıyor. Evet, bu çamurlar tabii biz getirdik onları. O şey olur, temizle. Gördünüz mü bak, ne Arapça bağıran satıcılar var, ne bağıran herhangi birisi var. Bir tek ben varım bağır. Tek ben bağırıyorum şu an. İşte gördüğünüz gibi trekking bilmenin, trekking yapmanın, trekking altyapısı olmanın faydaları. Götümüz çıktı. Çok zor geldik. Çünkü o kadar usta değilim ben açıkçası. Bayağı yoruldum yani. Aslında burası A grubudur. Ama ben gene de yoruldum bayağı. Yorula yorula geldik ama kesinlikle değdi. Şu an sadece biz varız burada. Doğa katliamı yapmayacağız. Evet, tabii kar genel olarak buz olduğu için fazla kar olmuyor. O yüzden kardan adam henüz yapamadık. Böyle kardan Ermeni travesti cüce yapabildik anca. Kar azlığından dolayı. Gördüğünüz gibi çok rahat. Bak, her taraf doğanın içi, doğanın ortamı. İnsan hiçbir şey yok. Karabistan değil yani burası. Allah kahretsin, lanet olsun Karabistan'a. Kar görmek isteyenler hiç bir ton para verip de Karabistan'a gitmesine gerek yok yani. O biliyor kim olduğunu. Paraya gerek yok ama biraz dağcılık, azıcık bile olsa dağcılık bileceksiniz. Vay, Ercik büyük adammış. Güzel. Abi çok lüzumsuz parlatmaya çalışıyor görüntüyü. Ha bak, oldu. İkimin başlarına dağcılığa giderken tabii elimizde o zamanlar şey vardı, 320'ye 240 çeken dijital fotoğraf makinesi vardı. Ve Ozma falan da yoktu. Hep böyle yolu çekmek isterdim. Hep de çektim ama hep kötü oldu. Sarsılıp dururdu hep yani. Hiç böyle dum gibi çekemezdim. Çıkarken çok alakasız bir yerden çıktık. Dikenlerin arasından böyle geçtik. Farkında olmadan parkurdan uzaklaşmışız. Şimdi dönüşte şu an parkurdan gidiyoruz gibi gözüküyor. Daha iyi durumdayız şu an. Evet, çıkarken çok saçma sapan yollara, parkurdan sapıp saçma sapan yollara gitmemizin sebebi arkadaşların bu attan korkmasıydı. Vallahi ben de dedim ki at isterse tepsin, o dikenlere girmektense bir kere de tepileyim abi. Çünkü her yerime diken girdi zaten yeterince. Gerçekten öyle bir kötüydü ki. Şöyle uzaktan geçelim tabii canım. Bence buna var ya, yaklaşsak bir şey yapamam. Çünkü artık şey, dolanmış bu. Farklı yerlerde. Tam geçtim ya. Bence insan gördüğü sevindi. Bunu bence de. Görüyor mu buraya? Belki saldırır yani, anlayamıyorum. Bak, öşek geliyor diğer taraftan. Al işte gördüğünüz gibi. Aman ha. Ozma gitmesin de ben gidebilirim, sıkıntı yok. Ya bu korkmuş da olabilir. Bizi de korkutmaya çalışıyorlar. Yoksa Öşek de geldi. Niye böyle yapıyor? Bütün duygusal karmaşaları kısacası parkur abi, eğer o attan
Yanından devam etseymişiz hiç o dikenlere falan girmeyecekmişiz. Aynen. Kısacası bu. Aynen abi. Bayağı uzadı yol yani. Öşek sireyiz. Bir at yüzünden. İnşallah çıkabileceği yer yoktur. İşte görüyorsunuz köpekler bize zulüm yapıyor. Şurada bir kapı var ama inşallah o kapıdan çıkmaz. Neyse takip etme. Bakayım edecek mi? Şimdilik etmedi. Ha, buradan gidebileceği yer yok galiba. Ha iyi. Bugün de paçamızı kurtardık. Trekking'in güzel yazılarından biri. Bu sokakları izledim. Girişini bulmadan aradım. Aynen orada.